Evet sevgili yıldızlarım kaldığım yerden Bakara'dan hemen devam ediyorum ki bir daha kesilmesin artık. Ama e, güzel en azından e, akşam izlenimizi dinlemiş olduk. Şimdi sevgili canlar e, şunu ne diyordum ben size <laughs> şu gerçekliği anlatıyordum en son Bakara'yla da birleştirerek anlatırsam şükür ve neydi e, nankörlük kısmı yani şimdi yin ve yang enerjisi bakın. Şimdi şu Yin ve Yang'da beyaz ve siyah yer var. Yani beyaz olan yer iyiliktir, gerçekliktir, hakikattir, Yaradan'ın yolunda yürümek olan taraftır. Fakat onun içinde de kul olma acizliğimizle özgür irademiz ve nefise sahip olmamız sebebiyle şurada bir küçük siyah nokta yer alır Yin ve Yang enerjisinde. Ve burada aslında bize anlatılmak istenen de şudur denir ki. Sen ne olursa olsun kul ve aciz tarafınla daima yaradanın yarattığını unutmaman içinde ve sen ne kadar iyi olursan ol yüzde 99 ama yüzde birlik şurada bir nankörlük çalıştırırsan bil ki bunu besleyebilirsin ve besledikçe besledikçe ne olacak bu büyüyecek işte bu olup tersine dönecek bu sefer siyah içinde minik bir beyaz nokta olacak. Yani o zamandan körlük, siyah, kara, ağır, her neyse negatif, her türlü olumsuz dil nefsimizle oluşturduğumuz şu siyah, yani yank tarafı, yani yakıcı, yin enerjisi, yank enerjisi. Yin enerjisi dişil enerjisidir, yank enerjisi eril enerjidir ve eril enerji daima yakıcıdır arkadaşlar dişil daha duygusaldır. Eril enerji yani yin enerjisi daha duyguyu temsil eder. Yang enerjisi, eril enerji daha bir zihni, düşünceyi. Yani şimdi erilleriniz neden hep zihin yaptı, düşünce yaptı? Dünya planında adamlar çalışmak için geldiler. Ne yapsınlar onlar da? <laughs> o yüzden o videolarda anlatırken işte onlar evet yaşadılar. Belki kendi içindeki aslında onlar da sizin kadar bu kadar temiz ve güzeller. Fakat ne yaptılar? Madde dünyasına odaklanmakla ya da yanlış seçimler yapmakla ya da onları bir takım illüzyonlara hani ayda farelerde vesairede ve malum nokta noktayı çalıştırınca ne oldu? Bilemediler ki. E, dolayısıyla aslında şu siyahın içinde küçük bir beyaz nokta olarak kaldılar. Halbuki onlar da bu. Siz de busunuz. Yani içindeki iyiliği, temizliği korursan, ne kadar büyütürsen içindeki kötülük, o nefse kapılma, o körlük, o adaletsizlik, o haksızlık, o hak yeme olayını işte bu kadar küçültürsün. Ve hatta buna daha çok çalışırsan pozitif yani koşulsuz sevgiye gelirsen yedinci çakraya geldiğinizde işte bilin ki tamamen şu beyaz ve şu noktayı bile yok edebilirsiniz arkadaşlar. İşte burada yin yang enerjisinin dengesi olmak zorundadır. Şimdi buradaki kara taraf bu kötü taraf da burası iyi taraf da değil arkadaşlar. Burada anlatmak istediğimiz bu yin yang eril dişili temsil eder. Eril dişil enerjisini temsil eder. Yani neden siz sevdiklerinizden şimdi bugüne kadar hiç ayrılmadığınız yıllar oldu? Sizi çeken nedir? Çünkü siz onunla bütünleşip böyle tamamlanıyorsunuz dil nefsimizi anlatıyorum burada. Yani hangi enerji, nankörlük, kötü, olumsuz, negatif, beddua vesaire çalıştırırsanız kara tarafınızı, yakıcı enerji tarafınızı yok edersiniz. Yoksa burası kötü, burası iyi anlamında değildir yani. Bu yin yang enerji eril ve dişildir. Birbirinden ayrılmaz. Bu yaratılışta vardır arkadaşlar ve dolayısıyla hangisini ne kadar kullanırsanız arttırırsanız arttırın işte o tarafa çalışmıyor. O enerji yani hangi enerji? Nankörlük mü? Şükür enerjisi mi çalıştıracaksınız? Şükür çalıştırırsanız yine olur giderek şeffaflaşır pırıl pırıl tertemiz olursunuz. Yaradan yoludur zaten. Dişildir. Duygudur, sevgidir. Ne diyoruz? Kalp çakrası, koşulsuz sevgi, koşulsuz sevgi diyoruz. İşte koşulsuz aşk, koşulsuz birliktelik. Ve dolayısıyla Yank dediğimiz bu siyah kara gördüğümüz yani yakıcı olan enerjiyi büyütürsen de o zaman e, bu içindeki iyilik olan güzellik, doğruluk olan hak, adalet, şükürü azaltırsa. Yani hangi dil nefsinle, düşünce nefsinle neyi çalıştırırsan o tarafını yükseltirsin öbürünü azaltırsa. O yüzden dil nefsi çok 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 önemlidir arkadaşlar. Çünkü yaradan aklımızdan kalbimizden geçirip dile getirdiğimiz veya getirmediğimiz işte Bakara'da da anlatılan kader sırrı budur arkadaşlar. Yani neydi? Hasibi ismiyle sürekli bu mekanizmayı aslında bize hatırlatıyor değil mi? Tetikliyor bunu ve diyor ki işte kulum diyor bu yüzdendir ki geçmişinde düşündüğün ya da ortaya koyduğun ya şükür ya nankörlüktür. Hangisinde? Nankörlük ebabında mı? Her fiil mutlaka diyor çünkü sonucunu yaşar. Yani her fiil nedir? Hani sen nasıl bir eylemde bulundun? İyi, doğru, hak, adalet eyleminde mi bulundun? O zaman öyle çalışacak. Onu büyütmüş oluyorsun. Ben de ona göre sana güneşi vereceğim, yıldızı vereceğim, sevdiğini vereceğim sana. Aynı şey sizin için de bu taraftan geçerli. Peki o zaman nankörlük babında çalıştırırsan ne olur? O zaman da nankörlük babında üzerinde derin düşünülürse ne olur? O fiil o zaman o sonucu yaşatırsın Yani ne düşünürse, ne söylerse, ne yaparsa, ne ederse, nasıl davranırsa. Bu ya nankörlüktür ya da şükürdür. Hangisine çalışırsa dilin hangisinden yana konuşursa enerjini hangisinden yana çalıştırırsa işte o fiilin sonucunu mutlaka bu dünya planında yaşatmıştır ve yaşatacaktır. Yaşatmaya da bu yaşam süreci, bu dünya, bu kozmosda devam ettiği sürece de bu ilahi mekanizm, bu ilahi sistem bu şekilde çalışacaktır. İşte biz de Bakara suresindeki o e, iki nokta bakara 284'teki anlatılan düşündüğünüz ne varsa açıklasanız da gizleseniz de Allah varlığınızda hasib ismiyle her şekilde bunda karanlıkta da aydınlıkta da haberdardır Dolayısıyla her an her yerde daima bilen gören duyan işiten olduğu için Neyi ekersek onu biçeceğiz Hasadı nasıl ekerseniz pardon tohumu nasıl ekerseniz hasadı da öyle biçersiniz arkadaşlar. Hani Nil Nehri var ya Katina'da ektiğin tohumlar çok sağlam veya ters çıkınca hayır değil işte oluyor ya işte o ektiğin tohumların hangisine kadar sağlam temiz ve şükürle yapıldı hangilerinden körlük hainlikle adaletsizlikle hak yemekle yapıldı ona göre çalışacaktır diyor ve mutlaka da bu dünya planında bu konu üzerinde Mutlaka düşünün ve bunun için size bunu tetikliyorum ve sürekli de işte bunu hatırlayın diyorum. Zaten sizi tabi tuttuğum bütün bu sınavlar da işte bunun için. Siz hangi tarafa çalışırsanız o tarafı büyütürsünüz diyorum ve acı çekiyorsunuz kötü tarafa odaklandığınızda kimden gelip kime gittiniz beni unutursanız size kendimi hatırlatırım. Bunun üzerinde düşünün. Hem çok kapıyı açar çok 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 kapıyı da kapatır. O yüzden. Oh arkadaşlar, kader sırrı olarak bahsetmek istediğim buydu işte. Bu mekanizma ile ilgili. Yani hani kaderin sırrı, ...sırrı... nedir kaderin sırrı? Ne düşünürseniz, hangi konu üzerinde ne kadar derin düşünürseniz düşünüştü bu konu üzerinde özellikle bu dil nefsi konusunda, düşünce nefsi konusunda bunun üzerinde gerçekten düşünün arkadaşlar. Ve o bugün topluluktaki paylaştığım şu an bahsini geçtiğim bu Bakara suresinin 284. de bahsettiği gibi düşündüğünüz ne varsa onu açıklayın. İster gizleyin ister zihninde düşün yani. Ben onu görüyorum biliyorum diyor. Hangi tarafa çalıştığını biliyorum kimseden bir şey saklayamaz. Kuldan, kulumdan saklarsın ama ben her şeyi gören, bilen, işitenimdir der. Onun için hangi kapının size açılmasını istiyorsanız o kapı üzerinde onu, onu o tarafa çalışın der. Dil nefsi de bunun için çok önemli. Neden? Çünkü şu ana kadarki ki yaşatılan bütün kaoslar neydi? Sizden giden sevdikleriniz böyle hep karanlık çıkıyor değil mi şurada bakın minicik bir beyaz nokta var nedir bu bu kadarcık bilgeliği vardı değil mi bunun için imparator ve imparatorçu koltuğundan edildi bilgelik edilmedikleri için kutsal olmalarına rağmen evliler için ve burada önemli de bir şey de hatırlatmak istiyorum dilerim ki denk gelir ve dinlerler sevgili arkadaşlar bu dönem koruma çok önemli kendinizi ve sevdiklerinizi korumaya alınması konusunda Tabii konuşamıyorsunuz, iletişim yoksa engelliysiniz, yapacak bir şeyiniz yok ama eğer iletişimde olan arkadaşlarım varsa hasbel kader hani gel gitle on offlu arada bir ya da işte düzenli de mesajlaşıyorsanız kendisini korumaya alması gerektiğini ve mutlak suretle ilahiye sığınması gerektiğini, ilahiye dua edip kendisinin değişmesini, dönüşmesini her ne istiyor, ne diliyor ise Madde dünya boyutunu artık bırakıp Yaradana mutlaka sığınıp Dua etmesi gerektiği bilgeliği Geliyor bugün arkadaşlar bana gelen Buraya oturmamın en önemli sebebi Bu yani mutlak Sürekli duaya oturmaları gerekiyor Ve kendilerini okutup bir korumaya Almaları gerekiyor Çünkü yani oturduğum yerde ben de bakıyorum kartlara hani açılım yapmadığım zamanlarda da tekrar şu kaosu yaşamak istemiyorlarsa arkadaşlar mutlak surette kendilerini korumaya alıp dua etmeliler ve içinde eğer olumsuz bir durum yaşayan varsa lütfen o durumdan şüphe etsin ve bilgelik yaradana bilgelik talep etsinler. Rabbim ben ne yapabilirim? Bana kapıyı aç. Ben nerede kapıyı göremiyorum? Ben neredeki bilgeliği edinemedim ki bu kadar? Böyle şaşkın kaldım. Bugüne kadar ki öğrendiğim bütün ne bilgelik vardıysa 9 yaşam amacıyla gelir bilgelik. 9 bakın yaşam amacıyla gelir. Şöyle daha iyi görürsünüz. Işık parlatıyor. Ha şöyle. Ve dolayısıyla dua etsinler. Yani ne istiyorlarsa bakın şu an ilahini bize emri şu şekilde arkadaşlar ee, bunu tamamen sadece an enerjisiyle e, dün gece bugün üç günü önce de bu böyleydi. yani Bu son haftada son birkaç haftadır hatırlıyor musunuz hep dua meditasyon çıkıyordu ya arkadaşlar hani e, şu şu kartı hatırladınız mı açılımda çıkıyordu Laro Tarot'la yaptığım zaman. Ve bu dua çıkıyordu. Hatırladınız mı? İşte bu. Yani sevdiklerinizi dua etmeleri gerekiyor. kendilerine de okutup korumaya almaları gerekiyor. Çünkü çok ciddi hakikaten ağır enerjiler altındalar. Bilgilikleri alt. Peki şu an bu dönem neredeler derseniz bana bakın. Size söyleyebileceğim bu seçme arifesindeler. Yani sistem onlara diyor ki. Hayatında neyden mutlusun neyden mutsuzsun? Kaos mu yaşatıyorum ben sana? Onu benim sana yaşattığımı bil. Yani başka biri aslında e, dünya boyutunda senin bana o yaşatıyor, bu yaşatıyor dediğin diyor hikaye yani. Oraya sen takılma diyor. Sadece dünya boyutunda onları aracı kılıyorum diyor. Senin bütün sorunun aslında kendinle ve benimle diyor. Sen, seni bu seçim arifesine getirmek için yaşattığım onca şeyi niçin yaşattığımı bir düşün. Sana kendimi hatırlatıyorum. Ve sana seni hatırlatıyorum. Ve sen bir seçim arifesindesin Ve artık bunun farkına var. Aslında bir seçimin yok. Seçimin zaten belli. Bunca haftalar, aylar, günler, yıllardır kimi seviyorsun? Kim neresi seni mutlu ediyor? İlle de bu bir ilişki. Bir şey olması gerekmiyor arkadaşlar. Hayatını değiştirmek anlamında. İçinde bulunduğun mutsuz ortam demek. Partnerse partnerden ayrılmak, eşse eşten ayrılmak, çocukların var diye ayrılamıyorlar dünya boyutunda sonsuz evlilik yaptıklarını zannederken. Ama sen zaten öyle görmüyordun, onu zaten niye yaptın? E sizinle yasak elmadan niye bir diş aldılar? İşte o buydu zaten. E o zaten demek ki sen de zaten orayı sonsuz görmemelisin, bunu yapabiliyor isen görmüyorsundur zaten. İşte kutsal aşk Aşkların e, aradaki farkı nedir Biliyor musunuz arkadaşlar Şimdi şöyle anlatayım size daha iyi anlarsınız Şimdi kutsal aşk diyelim Bu yolun bir şurada sevdiğiniz var Bakın yolun tam ortasında Ya sağa gidecek ya sola gidecek Yani ya sağa ya sola gidecek Tam da burada bir karar verecek Şimdi yaradan da diyor ki Ey kolum diyor ben seni diyor Bak kaç numaraya geldik ee, 21 numarayı yaşaman için 21'i de anlatacağım 20 numarayı yaşaman 21 numarayı yaşaman için diyor. Ondan önce 20 numarayı görmen gerekiyor. Neydi 20 numara? 20 numarada der ki güneşi görmek istiyorsan diyor yaradan seni böyle seçim arifesine getirdim. Hani bunun bir farkına var. Bu ne senin sevdiğin ne hayatındaki ne üçüncü beşinci kişiler ne ailen ne eşin ne sevgilin ne işin o da değil diyor. Onlarla seni imtihan ediyorum asıl sebep ama onlar değil diyor. İşin kötüsü senin anlamadığın farkındalığa gelemediğin nokta senin ilişkinin seninle öncelikle ve benimle olduğunun öğretisiydi bu. Seni kendine merkezine getirmekte. Çünkü hayatın boyunca çalıştın, çabaladın, didindin. Fakat kendine hiç ben ne yapmak istiyorum? Ben neyi gerçekleştirmek istiyorum? Benim bir hayalim var mı? Ben ne istiyordum? Çocukken ne istemiştim, ne dilemiştim? Bir hayalim var mı? Bir sevdiğim var mı? E sen şu an bir aşk tekamülü yolculuğundasın. Doğru mu? E niye kopamadın bu dişilinden, bu erilinden? E bu taraftaki ki soldaki siz giden sağdaki giden demiyorum ben onu yaradan ayırdı yine düzeltiyorum orada. Yaradan niye sizi aldı sağına? diğerlerini yani daha duyguda daha sevgide olan daha koşulsuzca çıkarsızca beklentisizce seven haksızlık eden diş, haksızlığa uğrayan eril ve dişiller sol tarafını aldı haksızlık yapanları da ne yaptı? Sağ oldu. Tam ortasına da ilahi sistem geçti. Ne dedi ilahi sistem? Kulum ben sana diyorum ki bak sen hangi tarafla seni imtihan edersem edeyim ister sağ ister sol tarafla ister üçüncü beşinci kişiler ister iş ister başka bir şey. Sen aşk tekamülüyle bu dünyaya geldin yaşam amacın o bak dokuz numara seçim yapmak zorundasın dokuz numarayla Seçim yapıyorsun. Bu da senin yaşam tekamül amacın yani senin ruhsal olarak bir ete kemiğe büründürüp bu dünya planına göndermemdeki amaç konu aşk tekamülü ve aşk tekamülünde de karşına senin ilahi planda bana söz verdin ve sana söz veren ama yoluna sadık olan eril ve dişilin bu tarafta soluma alırken onlar evrildi yoluna girdi iyi kötü ama sen hala benim istediğim noktada değilsin ve ben seni işte hiç fark etmiyor değnek kraliçesi mida hiç önemli değil onların da tekamülü var tekamülü onlar da dahil hiç kimse kötü değil aşkta kimse suçlu değildir kimse kötü değildir arkadaşlar bu bir yaşam tekamülü bu fani dünyada bir hayat sürüyoruz bu hayatın yaşanması bitmesi bir şeylere vesile olması gerekiyor imtihanlar olması gerekiyor ne diyordu Rumi zor diyorsun e, sınav diyorsun e zor yani zor olacak ki sınav olsun sınav olması için zor olması gerekiyor şu an 7 yaşındaki çocuğumuz bile bir hocası sözde imtihana kaldırınca ter atıyor değil mi kızarıyor adrenalini yükseliyor kanı yükseliyor değil mi e yani işte diyor ki ben seni sınav ediyorum seni nelerle sınav ettiğime takılmak yerine sana bunları yaşatanın ben olduğumu onların da araç olduğunu Onlarla seni imtihana tabi tuttu mu? Çünkü ben seni evirmek istiyorum ve ben seni bu kadar yol getirip tam bu arifeye getirdim tam buradasın ve ben sana diyorum ki artık seçim noktasındasın. Ya mutsuzluğu seçeceksin. Ya mutluluğu seçecekse. Şimdi sen ya kalp tarafını seçeceksin. Ben ve kutsal eril dişinle kavuşacaksın. Ya da sağ tarafını seçip dünyevi zevklerde birinci ikinci çakrada kaybolup ziyan olabilirsin Şimdi diyor ki işte sen kimsin bir kendine sorsan ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bu kadar ağır sınavlar yaşattım. Bu kadar kabuslar yaşattım. Bu kadar sana diyorum ki şimdi sana güneşi göstermek istiyorum. Kulum ben senin üzülmeni istemiyorum. Fakat sen kendi kendini üzmekte, kabuslar yaşatmakta, benle resmen beni arkana alıyorsun. Kutsal eril dişini arkana alıyorsun. Ha bile o yolda daha ben akıllanmadım devam et bana daha da daha da daha da diyorsun diyor. Ben de diyorum ki artık dahası yok. Hani ben bile yapacağımı yaptım ve sana diyorum ki artık tamamlan. 21 numarayı ayrıca anlatacağım bir açılım olarak size bir bilgi olarak arkadaşlar. 21 numara tamamlanmadır. Yani şimdi burayı unutmayın lütfen döneceğim buraya tekrar. Şimdi orada ne diyor Rumi? Ah mi sevgili Rumim. Çok seviyorum Rumi Siz yapamam ben. Yaradan diyor ki bak 19 numara Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur diyor. Sana diyor o kadar üzücü şeyler yaşattım ki 18 numarada. Şu an 10, 19'da da sana nefes aldırıyorum. Diyorum ki ey kulu sana ilahi resmen vahiy yoluyla peygamber efendimize geldiği gibi sana ruhsal öyle rehberlikler veriyorum. Belki sevdiğinle veriyorum, sevdiklerine veriyorum. İşte aile, ebeveyn, arkadaş her ortamda her şekilde kuşla kuş tüyle şarkıyla sesle bir rüzgarla ben her yere konuşlanmış bir okum diyor. Ve ben sana diyorum ki sen mutsuzsun. Ne istediğini de kalbinde ben biliyorum. Sen ne olmak istediğini seç şimdi ve seni seçime zorluyorum. Sana diyorum ki mutsuzda ama hani ona mı gömülmek istiyorsun buna mı? Ama karar ver şimdi. Sen ikisini bir arada buraya kadar yürüttün. Ben de özgür iradene ruhsal plandaki sözleşmeye sadık kalarak ben de sana bunu İzin verdim ama tamam da sen artık ruhsal sözleşmene o kadar çok ihanetin büyüdü ki daha sonu yok yani 21 numara ve bitiyor diyor hani ruhsal beni <laughs> tabi tutacağım o ağır ruhsal sınavlar artık sevdiğine kavuşabilmen için onu ben bitiriyorum diyor hani yani daha kalmadı ki hani daha ne yapmamı istiyorsun diyor sana da diyorum ki nefes al. Hatırlıyor musunuz bir önceki açında bilgilendirmede söylemiştim balina bir açılımda çıkmıştı o şu değişim dönüşüm tarotuyla baktığımda balina koca balina sudan çıkıyor ve bir nefes almak için yüzeye çıkıyor. Diyor ki sana şu an nefes alman için fırsat tanıdım ve sen artık bu güneşi görmek istiyorsan bu güneş öncelikle senin kendi güneşini sana göstermemi istiyorsan ki bu dişilden önce erilden önce sana senin güneş olduğunu gösteriyorum bu fırsatı tanıyorum ve diyorum ki özgür iradenle sen kim olduğuna karar veriyorsun. Zahir bir ruh mu olmak istiyorsun? Birinci, ikinci çakrada, nefis çakrasından, dil nefsi, düşünce nefsi, madde dünyasından eğer çıkamayacaksan ona göre karar ver. Ya da kendinin kendi güneşini sana göstermem için işte bu da her şey demek işte o zaman seni tamamlamaya çekeceğim diyor. Ve 21 numara tamamlamada arkadaşlar biliyorsunuz 21 numara dünya kartıdır. Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadarki açılımlarda özellikle söylemememin sebebi çünkü bu noktalara gelmeniz gerekiyordu. Fakat şimdi ben söyleyeceğim. Dolayısıyla bu dünya kartının anlamı bakın şimdi güneşi bir koyacağım buraya. Ne demek istediğimi size anlatacağım sevgili canlar. Bu da 21 numara. Şimdi bir de 20'yi bulacağım arkadaşlar. Bu arada bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Sonra bir sürprizim var. Yani 18 zaten bu korkuları bıraktı işte. Zaten kim olduğuna karar ver. Hani şu sevdiğin bu aşık olduğuna, o özlediğine git. Çünkü zaten benim ilahi adaletim çalışıyor. Her şekilde çalışacak. Hangi seçimi yaparsan yap çalışacak. İstersen hiçbirini seçmesen, ortada tekrar durmaya devam etsen de bu işleyecek diyor. Hani ben bunu işleteceğim. Benim ilahi kurduğum sistemim bu. Ve diyor ki kendini sev, kendini sen kendin de diyor. Hani madde dünyası dedin, dedin ya bu dinarların para beşliğiyle. Ee, sağlık yoksunu, sevgi yoksunu, aşk yoksunu, her şey yoksunu kendi desin de bıraktı, sizi de bıraktı, para kaybedeceğim de kaybedeceğim diye oradan gelemedi ya hani e, değnek kraliçesine gitmişti. Yaradan da diyor ki değnek kraliçesini unut diyor, o önemli değil. O diyor sadece burada hani figüran diyor tekamül yolunda. Benim derdim asıl sınavın senin benimle kendinle diyor. Ve dolayısıyla sen orada para kaybedeceksen de ben sana diyorum ki kaybet. Sefalete uğrayacaksan uğra. Ben hiçbir zaman hiçbir kulumu mağdur etmem. Doğru yolda olduğu sürece. Sen yeter ki doğru yola gel diyor. İlahi planına uy. Benim yoluma gel. Seni yaratanın ben olduğumu hatırla. Kimden gelip kime doğru gittiğini bu yaşam tekamülünü kime niçin yaşadığına bir karar ver ki işte ben sana o güneşini göstereyim diyor. Sen yanlış yerde yanlış seçimler yapıyorsun diyor. Ve dolayısıyla da neydi? Hep minare çıkıyor. Yıkılan kule, yıkılan kuleşim sonuncusu. Hani bunu istiyor musun, istemiyor musun? Artık bilgeliğe gel. <laughs> bu arada da bir açılım oluyor bu da yani. Hani bir kartlarla dolu. Yine bu da bir açılım yani. Bunu da öyle. Ve bakın bu çok önemli bir karttı. Çok önemli. ben bunu Rumi'de çıktığı zaman. Çünkü bunun anlamı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Ve burada da siz hemen kendinizi gösterdiniz. Ben kılıç kırılçesiyim. Hmm, ben haklıyım. Şimdi yaradan diyor ki sen bu seçimi yapmazsan şu an şu yol arifesindesin. Sen bu seçimi tam bu ortadasın. Ya sağ ya sol seçeceğim. Ve diyor ki sevdiğin olduğu yer kalp tarafı yani duygu tarafı ruh tarafı yani benim olduğum yer diyor. Hani seni görmezden gelip adalet arkana aldın hani o bir sürü olaylar yaşadın ya diyor işte. O Dünya tarafıydı diyor. Madde tarafıydı, nefis tarafıydı, düşünce tarafıydı, zihin tarafıydı. Ve ben de seninle oynadım. Ben polo çubuyum, sen de topsun. Rumi'nin bu kartı der ki arkadaşlar, yaradanın mesajıdır bu aslında. Ben polo sopasıyım, sen de topsun diyor. Yani sen ne zamanki beni... Doğaya geldin bana yalvardın el açtın secdeye geldin ben o zaman sana istediğini vereceğim ve sen şu an diyor aslında burada anlatmak istediği bana gelen içsel sezgisel rehberlikle ben şunu demek istiyorum arkadaşlar hani senin şu seçimin aslında işte tam da bu beni hatırlayacak mısın yoksa ben kendimi sana hatırlatmak durumunda mı kalayım 19 taneyle hatırlattım yani daha oynamama devam mı etmek istiyorsun ki? Bunu dozu artarak gidecektir bu arada. Onu da söyleyeyim. ilahi plan şakası olmaz. Ya akıllan diyor. Nefes aldırıyorum sana diyorum ki. ilahi bir aşk tekamülün desin Bununla ruhsal planda sözleşme imzaladım. Benle geldim. Burada bir ilahi dişilim var. Egoyu o gürzünü parçalara böl. Ve sevdiğine git. Yapacağın tek şey de. Bugüne kadar 50 bin tane yanlış şey yapıp bir tane mesaj, bir haber sevdiğine gidip sadece ben seni seviyorum, seni istiyorum, seninle bir yola çıkacağım. Sen bu yolda benle var mısın, yok musun? Bu kadar işte. Hani yaradan diyor ki sevdiğine bunu söyledim. Bana da dua et. Hani ediyorsun da zaten bir çıkış göstermemi istiyorsun. E ben o balinayla ile o çıkışı, o nefesi gösterdim, yol arifesine de getirdim. Hala da bu kadar yüce bir yaratıcı olarak sana diyorum ki. Seçim alfesine getirdim seni. Seçmek zorundasın. Zaman yok. Bitti. İlahi zaman bitti. Dünyevi zaman bitti. Ve sen bu seçimi yapmak zorundasın. Bu seçim senin kendi seçimin. Kendinle ilgili seçimin ve benimle olan seçimin diyor. Eril dişilden önce. Çünkü ben seni eviriyorum. Sınavda olan sensin. Tekamül yolunda. Herkes ayrı evrilir arkadaşlar. Çubuklarla anlattığım videoyu tekrar dinleyin lütfen. Çok önemli mesajlar vardır orada. Tekamül yolunu öncelikle kendiniz evrilirsiniz. Bakın şimdi. Hani dünya kartı için hep tamamlanma, bütünlenme diyoruz ya. Şimdi burada bir tane dişil var değil mi? Ya da bir eril olarak düşünebilirsiniz. Bu arada canlar unutuyorum sevgili yıldızlarım. Hani diyorum ya ben e, zamansız zamana niyettir. Bütün videolarım bu şekilde mühürlüdür. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Fakat bazen dile getirmeyi unutuyor olabilirim. Ama bu şekilde mühürlüdür. İsterseniz bir yıl sonra dinleyin, 10 yıl sonra dinleyin. 3 gün sonra dinleyin fark etmez. Bu video an, an, enerjisi itibariyle andadır arkadaşlar. Orada en doğru yine ilahi mesajlara ihtiyacınız olanları bilmeniz gerekenleri anda bilmeniz niyetiyledir. Bunu da tekrar burada mühürleyeyim. Ve bu dünya kartında hani mutluluğa erişeceksiniz. Bu evlilik falan değil arkadaşlar. Bu tamamlanma neyin tamamlanması? Burada tek bir dişil ya da bir tek eril var. Bunu şöyle düşünün bakın. Sizden gidenler beni dinliyorsa eğer benim kanalımda varsa onlara da mesajım şu. Şimdi önce onlar için söyleyeyim. Eğer beni dinleyen eril ve dişillerim yani duygu tarafında olan haksızlığa uğramış olduğunu düşünen bu ilahi aşk yolunda sadık yoluna girmiş evrilmiş kalp seviyesinde koşulsuzca seviyorum diyorsa ve ben yanlışlık yapmadım, haksızlık yapmadım, çalmadım, çıpmadım, yalan söylemedim. Ha gidenler çaldı çıktı demiyoruz onu yanlış anlamayın. Yani aşk çalmak, sevgi çalmak, gönül çalmak, çalıp kaçmak o anlamdadır bu. Maddesel boyutta düşünmeyin onu. Ha, maddi olarak da paranız alıp gidenler de var. Onu da açılımlardan öğreniyorum sizden zaten. Ha bunu hepsi yapmıyor tabii ki. Bunu yapanlar için söylüyorum. Sonuç itibariyle özetle haksızlığa uğrayanla uğratan diyelim. Tamam mı? Şimdi beni dinleyenler eğer haksızlık yapmış olan taraf içinse onlar için söylüyorum. Bu tamamlama erilseniz eril olarak alın, dişilseniz dişil olarak alın. Bu sizin kendi tamamlanmanızı anlatıyor arkadaşlar. Aynı şekilde de beni dinleyen, haksızlığa uğramış olan, koşulsuz sevgi ve kalpte olan, aşkta olan, ilahi yolculuğunda, ilahi yolunda ilerleyen, sadık olarak ilk günden bu yana hayatına hiç kimseyi almamış, aldatmamış sadece aldatılmış, <laughs> aldanmış. Niye? Çünkü inandı bir eril dişili. Onu yarı yolda bıraktı gitti. Önemsemedi, değer vermedi, kıymet vermedi. Hatta zaman vermedi, tanımadı. Bir günle, iki günle, belki iki saatlik görüşmeyle, iki kez görüşmeyle belki. Üç, beş görüşmeyle. Hadi en fazlanız bilmiyorum ki bir ay mıdır? Hani şu ana kadar bana gelenler genelde bir gün, iki gün, iki saat, iki görüşme, dört görüşme, iki on off. Üçüncü on oftan sonra bir daha bir şey olmayanlar da var. Ha bu arada mesajlaşması devam eden iletişimde olanlarda da bir sonuç yok. Onlara karmaya karma ekliyor bu arada. Niye? E çünkü bir taraf e, zaten hele ki evli ve üçüncü bir partner varsa orada üçüncü kişi onu hayatından çıkarmadığı sürece de iletişim halindeyse sürecini uzatır arkadaşlar. Karmaya karma ilave eder. Müdahale olmayın. Tavsiye etmiyorum. Naçizane. Sizin özgür iradenizdedir tabii seçiminiz. Bu ee, şöyle ki ama şu istisna durum hariç. Sevdiğiniz evlidir geldi. Üçüncü bir kişi var evli de olmak zorunda değil. Partner var hayatında diyelim. Veya birlikte yaşadığı çekirdek öz ailesi de olabilir. Konusu her neyse neyle sınavdaysa. Dolayısıyla eğer bu aşk ve sadece ee, üçüncü kişilerin devreye girmesiyle size bunlar yaşatıldıysa işte üçüncü kişi e, sabahtan akşama devreden çıkamayacağına göre orada bir yaşam var. Genelde de bu ruhsal aşklarda arkadaşlar mutlak suretle bir taraf ya evli olur ya iki taraf evli olur ya da bir taraf evli bir taraf bekardır. Ama evli olan da genelde genelde zaten kendisinin dünya planında sağlam kurduğu sonsuz gidecek olan bir evlilik, bir yatırım, bir... E, maddi manevi orada geleceği olduğunu düşündüğü için hani onu asla sarsamayacak asla boşayamayacak diye düşünüyor. Çünkü o şey der, hani hele de çocuklar varsa hani bu benim güneşim ilahi eşim de diye de düşünebilir ama mutsuzdur. Ama ne oldu siz girdiniz hayatına e nasıl ilahi eş oluyor olmaz tabii ki zaten mida ve değnek kraliçesi çıkıyor onlar da zaten ilahi eş değil. Yani şöyleki değil. Tabii ki hepsi ilahi Allah'ın kulu. Tekamülde görevleri var. Fakat onlar madde boyutuna hizmet eder. Tekamüldeki yerleri budur. Ruhlar madde boyutudur. Yani zümrüt ruhuyla gelir. Elmas ruhuyla gelir. Siz de yakut ruhuyla gelmişsinizdir. Sınav bu şekildedir. Ama birbirinizin hayatına yer alıp tekamülde tanışmasanız bile yer alıyorsunuz. Şimdi bu ayrıntıyı bir kenara koyalım. E, haksızlığa uğramış olan, aşk, sevgi ve duyguda olan, karşılıksız hiçbir beklenti çıkar beklemeden sevenlerimiz için de yine şöyle düşüneceksiniz. Sizin kendi tamamlanmanız bu arkadaşlar. Bu sevdiğinizle birleşip dünya evine girmek değil işte. Bu yanlış anlaşılıyor olabilir. Şu ana kadar ha biz de tamamlanma bütünlerine olarak böyle anlattık ki buna evrilebilmeniz için. Ben kendi adıma kendi kanalımda yaptığım açılımlar için söyleyeyim. E, diğerlerini bilemem yani. Dolayısıyla buradaki bu tamamlanma dikkat edin burada tek kişi vardı bu. Tek kişinin tamamlanmasıdır. Rumi de bunu der. Yaradan bunu istiyor sizden. Merkezine gel. O bu işte. Koşulsuz sevgiye gel. O bu. Sizin kendi tamamlanmanız ve haksızlık yapan taraf sevdiğiniz, aklınızda, kalbinizdeki, ruhunuzdaki çıkaramadığınız o sizi haksızlık eden sevdiğiniz eril dişiniz. İşte onların da tamamlanması. Ve bu tek tek olur. Burada tek vardır bakın arkadaşlar. Asıl tamamlanma kupa onlusudur. Değnek dörtlüsüdür arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden bu kişilerin, bu bireylerin, bu kadın erkeğin ya da eril dişilin kendisinin tamamlanmasıdır ve yaradan der ki 21 numarayı görmeden ikinizi asla bir araya getirmeyeceğim. Sınavlar devam eder ancak uzatırsınız. Çünkü bunlar ilahi eşlerdir. Ruh planda ki o da bireysel açılımlarda açıklanabilir net olur. Eğer orada sen kavuşma çıkıyorsa ilahi plan onu veriyorsa kartlarda da o önümüze bir karıştırıp çekiyoruz işte o kartta sonuçta ne oluyor olası yakın bir gelecekte ne bekliyor veya işte ileri bir süreç için bir kavuşma olabilir mi diye eğer ilahi sistem o kavuşma kartını veriyorsa okey amenle bu herkeste yüzde yüzde olacak diye bir şey yok dilerim ki hepiniz için olmuş olsun tabi ama bu eskiyle oranla şu an için dünya planında sevgi ve aşkı bu çiftlerin birleşmesi ve aşk sevgi tekamül yolunda aşkın dü sevginin dünya planında özellikle en önemlisi en önemlisi ilahi eşler olduğunuzu unutmayın hem tek olarak kendi başınıza birey olarak hem de yani eril olarak dişil olarak ister gidenler kalanlar olsun hiç fark etmez haksızlığa uğrayan uğratan olsun önemli değil burası bir ruhsal aşktır ruhsal çiftlersiniz bitti yaradan kavuşma vermişse yaradan dışında hiçbir şey engel olamaz. Sadece süre uzatılabilir. Eninde sonunda mutlak surette kavuşursunuz. Bir kere bunu bir bile. Bu bir. Buradaki tamamlanma. Sevdiğinizle buluşup dünya evine girmek değil arkadaşlar. Buradaki tamamlanma eril ve dişillerin ister haksızlık eden ister et, e, duyguda sevgide olan haksızlığa uğradığını düşünen olsun. Yani gitmiş olanlar geride kalanlar diyeyim. Daha rahat anlayacaksınız. İşte dolayısıyla bu herkesin kendi tamamlanması. Yaradan bunu istiyor işte. Hani e, Cennet Hanım Eril'den haber ver video istiyoruz diyorsunuz işte Yaradan onu bilmenizi istemiyor şu an arkadaşlar. O yüzden böyle de bir açılım yapıyorum zaten. Çünkü Yaradan diyor ki herkesin sessiz olması gerekiyor. Herkesin içine dönmesi gerekiyor diyor. Dil nefsine sahip olsun, düşünce nefsine sahip olsun. Kendi tekamülünü kendi başına gerçekleştirsin lütfen. Kendisine kim olduğunu, kimden gelip, kimin yarattığını, kime gittiğini, bu yolun kimden kime, neyden neye yürümekte olduğunu önce bir anlayın, bunu bir özümseyin. Önce sizi kendinizle bir tamamlayıp kendinizi bulmanızı, kendinize ve bana inanmanızı, bu ruhsal yola ve bu aşka inanmanızı, dilinize, nefsinize sahip olmanızı, ve ruhsal yolculuktaki ruhsal sözleşmenizdeki bana ilahi planda verdiğiniz imzaladığınız o sözünüze tek birey olarak sadık kalabilmek için 21 numaraya gelmeniz gerekiyor. Aksi takdirde asla ve asla kavuşma olmaz arkadaşlar. Asla da kopmazsınız. Ruhsal ruhsal devam edersiniz en fazla. Ağlar ağlar ağlak kalırsınız. Onun içindir ki 40 videomu yaptım 50 videomu yaptım sadece merkezine gel üzerineydi işte o merkezine gelmek 21 numara kalp çakrası seviyesi yani koşulsuz sevmek o çubuklarla anlattım bu en son iki tane bilgilendirme videolarından bir önceki iki tane yine part bir part 2 idi yanılmıyorsan şu an hatırlamıyorum ne isim verdiğimi de ee, onları da o bilgilendirme videolarını da izleyin İşte orada o anlattıklarım bunun için ve her bir eril ve dişilin her bir kulun dünya planında yaradanın evrilmesini istediği nokta 21 numaradır arkadaşlar bitti 21 numaraya kadar ister bir ayda yaşarsınız, isterseniz on yılda yaşarsınız, isterseniz 50 yılda yaşarsınız. İşte seçim size de dil ve düşünce nefsinize ne kadar sahip çıkarsınız, ne kadar ruhsal yolunuza, aşkınıza, sevdiğinize koşulsuzca, koşul sevgi, koşulsuz sevgi ve aşkta olursanız madde boyutundan kendinizi sıyırıp sadece o olan o olduğu için sevdiğinizi olanın olması gerektiği için bunun ilahi bir plan bir süreç olduğunu bu bir tekamül aşk üzerinden bir tekamül sınavı olduğunu yaşanılması gerektiğini ve bunun için yaşanıldığını olan her şeyin olması gerektiği için oluyor olduğunu anlamak içindir arkadaşlar. Tekamül anlamı budur. Bu yaşam Budur arkadaşlar. Biz şimdi farkındalıklarımız yükseldiği için bunları daha yeni yeni bu şekilde algılıyoruz. En basit örnekle. Bu varoluşta hep vardı. Sadece bizim bilinç seviyemiz çok düşük olduğu için Yaradan, Milenyum yılıyla birlikte dünya planına el atıp, kendi katıyla dünya katı arasında ve Orion'dan, Sirius'tan, Pladesius'tan, Meleksisoy'dan İlahi ruhlar indirdiği için ete kemiğe bürünmüş aramızda dolaşan meleksi soylar meleksi rehberler ilahi rehberler ermişler bilgeler üstadlar melekler sevgi aşkın dünya planında düşmesi sebebiyle özellikle dişil yaradan katında çok kıymetlidir arkadaşlar yaratımın kendisidir çünkü. Dünyayı karnında taşırdı mı? Dünya kartını hatırlayın, araştırmayayım onu şimdi bulunca size göstereceğim budur diye. Onu karnında taşıyandır. İşte Yaradan diyor ki Eril sen de böyle ol. Hayatı yaşamı tekamülü içine al artık özümse hazmet kabullen değiş dönüş kulum diyorum diyor. Neden peki beni yüzde 98, 99 dişil dinliyor bu tarafta yüzde bir oranda Eril var? Size soruyorum ben. İşte onun için o erilleriniz var ya burada beni dinleyen tüm dişillerin erillerini bu kanala davet ediyorum. Şu an, an itibariyle yaradanım sana sığınıyorum. Bu kanala, ilahi kanalına, senin kanalına yönlendirmeye niyet ediyorum. Bunun için daha neler yapmak mümkün diyorum. Ve kanalımda olan bütün dişiller erillerini bu kanala çağırsınlar. Dişil enerji çalıştır, eriller de dişillerine çalıştırsın. Buraya çağırsın. İşte bu aydınlanma bu tamamlanmanın anlamı 21 numara sizin kendi merkezinize geldiğiniz zaman arkadaşlar Yani kılıç kırılçesinden çıkıp azize kartına eriştiğiniz zaman Çünkü kılıç kraliçesi daima %99 haklıdır %1 ihtimalle yaradanın e, orada cevabı vardır O yüzden %99 diyorum ama aslında %100 haklıdır Dolayısıyla 99 haklı olmasının sebebi onun için burada 99 dişil beni dinliyor zaten. Erken uyandıkları için daha komplike yaratılışta olup işte nasıl eriller şimdi şaşırıyor değil mi? Size görünce hepiniz diyorsunuz bana bireysel açılımlar alanlar almayanlar yazanlar diyor ki bana diyor ki hayatımda ben çok şaşırıyorum. Sen nasıl bu kadar yokluk içinde çocuklara bakabiliyorsun? Bu kadar acı yaşattım sana nasıl ayakta durabiliyorsun? Sen nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsun? Düşünün mutlu olduğunuz bir evlilikte düşün. Siz kaç tane görevi iş yapıyorsunuz? Eril olan erkek dediğimiz bey, beyefendi, adamlar neler yapıyor? İşe gidiyor, geliyor, para kazanıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kaç tane işte hallediyorsunuz? Yemek yap, evi temizle, çamaşır yıka. Hatta ço çoğu da çalışılıyor artık çalışanlar var. Çocuğu yuvadan al, çocuğu getir, çocuğu giydir, çocuğu yıka, çocuğa yemek, eşe yemek. Çocuğun dersleri, çocuğun yatağı, evin temizliği, çarşı, bakkal, faturaydı. yani yaşamı sırtınızda o dünyayı sırtınızda taşıyorsunuz arkadaşlar. İşte dişiller bunun için zaten kıymetli. Yaradan da bunun için dişileri önce uyandırıyor zaten. Çünkü diyor ki eriline el rehberlik et. Seni önce eviriyorum çünkü sen daha kolay evrileceksin. Çünkü seni o kadar komplike yatırdım, yarattım ki. O yüzden ona rehberlik et. Ama velakin burada şu ayrıntıyı da hatırlatayım erilleriniz evrilip dönüşüp geldiğinde şu kararı verdiklerinde ve sizden yana verirlerse ki dilerim ki sizden yana verirler. Çünkü bir taraf kaostur arkadaşlar. Kaos da onun için çıkıyor. Felaket 40 numara onun için çıkıyor. Yaradan o yüzden diyor ki güneşi sana göstermek istiyor. O kaosu boş yeri yaşama yaşatma kendine ve sevdiğine ve seninle birlikte işte o bırakman gereken o toksik enerjilerini bırakamıyorsun. O hani belki de işte en zor şablon nedir burada arkadaşlar? Eğer evli ise eriliniz dişileniz Çocukları da varsa en zor senaryo bu değil mi? Onlardan kopamıyor. Diyor ki çocuklarım anası babası kalacak diyor. Mesela değil mi? Veya işte 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır belki 30 yıldır evliyim. Nasıl bırakayım? Anam ne der, babam ne der, danam ne der? Affedersiniz. Ee, amca ne der, teyze ne der? Yahu bu sınavlarda hangisi senin yanındaydı? Bir düşünsene. Bu numaraya kadar geldin zaten onların yüzünden bunları yaşadın işte onların sana öğrettiği yanlışlara çok güven, onların verdiği akla çok güvendiğin için hani sen hep e, şeyde e, böyle çok doğru biliyorum diye yaptın ya zaten bu hataları. Hani çünkü ben atalarımdan öğrendim. Anne ve babamdan öğrendim. Ebeveynlerimden öğrendim. Büyüklerimden öğrendim ya da abi abla gibi gördüklerimden ermiş ermiş gibi gördüklerimden öğrendim diyor. Yaradan da diyor ki ya kulum diyor senin de aklın zekan var. Ben kendimden sana akıl, us denilen bir şey vermişim kalp dinlen bir şey vermişim. Yani seni dinlediğin o diğer kuluma verdiklerimin aynısını belki de fazlasını sana verdi. E sen niye bunu sürekli başkasına teyitle hareket ediyorsun? Başkasının ağzıyla hareket ediyorsun? Sen neredesin? Ben sana diyorum ki seni bu yolun ağzına getirdim. 18 numara yaşattım. 19 numara diyorum ki güneşi görmen için. Heh, şimdi geleyim 20 numarayla ne diyor? Bir de onu göstereyim ben size. Ondan sonra bundan sonraki de belli ki anlaşıldı. Bu bilgileri daha açsınız. Bunları vermem gerekiyormuş ki verdim. Bakın arkadaşlar bir de şurada çok güzel bir detay daha vereyim size. Kartları iyi tanıyın. Çünkü açılımları dinlediğinizde bu size çok büyük doğru. O açılımı doğru anlamanız çok çok önemlidir. Mesela kader çark 10 numaradır değil mi? bir de tılsım onlusu vardır bir de kupa onlusu vardır değil mi bir de kılıç onlusu vardır bir de değnek onlusu vardır. şimdi kılıç onlusu neydi hani 10 tane kılıç sırtına batandı değil mi ne yapıyor onu alt üst ediyor demek ki doğru değil değnek onlusu neydi hani değnekleri toplamış kucağında önünü göremiyor ya hani benim bu kadar sorumluluklarım var ya da ben işte aslında yok kendime öyle yük ettim var diye düşünüyorum. işte ya da bana bir takım enerjiler çalıştırılıyor benim böyle düşünmem sağlanılıyor değnek olması önünü göremiyor ya da işte belki gerçekten 10 on tane ondan fazla ya da onla yakın konularım var sorunlarım var onlarla ilgileniyorum onlarla yaşıyorum İşte onları nasıl halledip de geleceğim diye diye bu noktaya geldi ya zaten dolayısıyla dinarların onlusu mesela rumideki para onlusu yani tılsım onlusu dinarların onlusu der ki ateşin kalbinde saf olan mutludur yani diyor ki bakın burada bir kor ateşin içinde yanıyor olsan da aslında bunun senin için yeniden bir tamamlanma olduğunu anla. O kor ateşte yansan da sen o ateşin kalbinde özüne yani bana kimden geldiğine kimisini yarattığına yaratıcına hatırlar isen. bana da dua eder isen kendi öz saflığına gelir isen ben de sana diyorum ki işte o kor ateşlerde altın o nedir Al, saf altın mutludur diyor işte ben seni öyle mutlu edeceğim o kor ateşin içinde bile. Bir de size adım atarken hani koşullu geliyorlar ya, hani siz reddetmeyecekseniz gelecekler diye yapıyor. Yaradan da diyor ki hayır diyor. İşte o seni koşulsuz sevip bekliyorsa sen de bunu bilmeden seni göndereceğim oraya. Ya sen karar ver git ya da ben sana onu yaptıracağım diyor. Çünkü sen burada koşuldasın diyor. Sen hem haksızlık ettiğin o sevdiğini hala koşullu sevdiğin için Diyorsun ki bak hala ego çalıştırıyorsun ve hala beni ilahi yaratıcını, ilahi sevdiğini, dişilini, erilini o kalp seviyesinin altında tutuyorsun. Ve diyorsun ki ay reddetmemeliyim ben eğer gidersem reddedilirsem hani bu da egomuz edeler. Sen burada diyor ego, ego kullanıyorsun yani diyor. Hala koşullusun, hala madde dünyasındasın, hala nefis dünyasına çıkamadın demektir diyor. Ve ben de diyor ki dinarların olması da biraz onu da anlatır. Ben de sana diyorum ki ateşe atlıyormuşsun gibi sen düşünüyorsun ki kendini hani ya ben işte ya reddedilirsem işte böyle kor ateşlere yanarım bunu da asla kabul edemem bir red cevabını ne ola ki ben nasıl alabilirim ben almamalıyım hani değnek kraliçesi nasıl diyor? ben ne istersem olmalı o, o, aynı ego zaten onun için o noktalarda buluştukları için zamanda da evlenmişler ya zaten e, dolayısıyla nedir diyor ki sen diyor kılıç kraliçesi haline niye getirdin sen bu dişilini diyor çok haklı i̇şte %99 haklıdır kılıç kraliçesi böyledir arkadaşlar ve siz şu an kılıç kraliçesi olarak çıkıyorsunuz. İşte 21 numaraya ulaştığınızda kalp seviyesine geliyorsunuz. Kalp seviyesi koşulsuz sevgi oluyor. Ee, ve eğer hala bu noktadaysanız yaradan kılıç kraliçesi ise yüzde bir ihtimalle bazılarınız için şunu der. Koşulda hala bir koşulun var eleyemediğin. O yüzden seni Azize diye nitelendirmiyorum. İşte evlendirmiyorum sevdiğine kavuşturmuyorum veya para i̇şte parayla gelsin boşansın da gelsin şu olsun diyor ki o zaten bu ilahi bir ilişki ilahi bir aşk tekamülü zaten her şekilde onunla seni dünya evine sokabilmem için zaten diyor mümkünatı yok o zaten boşanmış olması gerekiyor veya sen evliysen senin boşanmış olman gerekiyor iki bekar ancak dünya evine sokarım benim ilahi aşkım bu şekilde çalışır diyor. Ha, şu an evli boşanamamışsa veya boşanma davası açmış sonuçlanmamışsa veya ruhsal olarak hayatından artık çıkarttı kağıt üzerinde evli o da diyor ki sizinkiler bundan korkuyor zaten henüz onu evli olanlar için özellikle bunu gerçekleştirmedikleri için hani gelirse hele bazılarınız da sen evlisin hani boşanmadan gelirsen kabul etmem dediyseniz onlar buna inandıkları için şu an doğal olarak hani fakat orada atladıkları bir nokta var Yahu sen bir adım at de ki hani ben seni seviyorum bu yola çıkıyorum ama benim böyle de bir durumu var işte bunu da sen biliyorsun ya da bilmiyorsan yalan söylediysem şu ana kadar senden sakladıysam bunu da şimdi söyleyeyim diyeyim ki sana hani beni bekleyecek mi benimle misin benim elimi tutacak mısın bu yolda ben senin eline tutmak istiyorum bu yolda seninle ...gitmek istiyorum artık. Benim kararım... ...net seçimim yok. Sadece... ...ben bir şeyleri feda edeceğim... ...etmek zorundayım. Çünkü burası zaten de... ...beni mutlu etmiyor. Bunun seninle ilgisi yok. Zaten mutsuz oldum. Bu toksik... ...enerjilerimden ben zaten arınmam... ...gerektiğini de biliyorum. Ama şu ana kadar... ...basiretsizlik çalıştırdığım için... ...akılsızlık çalıştırdığım için... ...aklımın yerine yaradan da beni... ...işte 19 tane 20 numarada... ...güneşi görmeyip de 21 numara... ...kendi merkezime gelene kadar... ...işte benimle böyle... Pol çubuğu top misali oynadı. Bunu de diyor sevdiğine. Yaradan onu diyor. Bakın şimdi Rumi'nin bu kartı ne kadar çok çıktı değil mi? Mesela şu ana kadar açılımlarımda. Ne diyor burada? Kılıçların altılısı. Ey ruh ait oldun diğer ötededir. Nehrin diğer yakasına geç diyor. Ya bu ilahi sistem diyor bunu. Rumi'nin kartı. Yani şimdi açılımlarda bu niye çıkıyordu? Diyor ki egonu dürzülere neyle topuzuyla da dağı, kır dağıt diyor yani ego yapma egoyu bırak koşulu bırak sen hala dişilim evli mi evli olanlarınız için bu tarafta hani haksızlığa uğramış olanlar eril dişiler için söylüyor. Eğer siz evliyseniz sizin boşanmanızı da bekliyorlarsa eğer hani diyor ki yani sen de orayı boşa temizle ki ben de burayı boşayıp temizleyeyim. Sen temizlemiyorsan ben de etmeyeceğim. Sen edersen ben de edeceğim. O zaman orta noktada buluşalım diyor. Şimdi sizin eril ve dişilleriniz haksızlık edenler bu şekilde düşündüğü için yaradan da diyor ki hayır söke söke diyor sen bu ateşte yanıyor olsan da bunu sen ya yapacaksın ya da ben sana yaptıracağım diyor. Sen koşullu gidemeyeceksin oraya. Koşulsuz gideceksin diyor Ne olursa olsun Red cevabı da alsan Reddedilsen de Bunu ya yaşatacaksın kendine Ya ben sana yaşatacağım diyor Ve yaradan da diyor ki Bu bir ilahi aşk Egonu parçala Geç nehrin diğer yakasını O zaten seni seviyor Sevdiğin sana evet diyecek Bu kadar korkmana gerek yok diyor Bunun anlamı budur zaten sen diyor bu egoyu bir parçalayıp ona bir adım atsan bir gidip ne istediğini bir gerçekten onu seviyor musun? Sen gerçekten ne kadar doğru bir eril dişilsin? Sen onu seviyor musun? Yoksa hala şeytani düşüncelerin peşindesin. 19 numarada akıllanamadın, akıllanamadın. Ben de sana diyorum ki bu şeytani düşünceleri bırakın. Sadece midada yapmıyor. Senin de şeytani düşüncelerin var. Bu egoyu da kır. Geç nehrin diğer yakasına. Bu da bir açılım arkadaşlar aslında. Geç nehrin diğer yakasına. Ben sevdiğini sana Vereceğim diyor. Bu kadar. Bitti. Sana vereceğim. Seni de ona vereceğim. Zaten vereceğim. Siz zaten birbirinize verildiniz diyor. İlahi planda sözleşmeniz var. Bu yoldan çıkamazsınız diyor. Bunu ne kadar geciktirirsen aptallıktan öte bir şey değil. Sadece süreci uzatırsın. Sınavların daha ağır olur. Zaman olur. Eninde sonunda sen o 21 numaraya gelene kadar işte bu haksızlığa uğrayan eril dişiliniz. 21 numaraya gelene kadar ben yine bekleyeceğim. Yine polo çubuğu top misali oynayacağım seninle. Ve ben sana diyorum ki diyor çok önemli bir karttır mesela. Ee, neydi? Ee, söyleyeceğim şimdi size bulmaya çalışıyorum. Şu da şu da kalsın. O yılanların o toksik enerjilerine o mutluyum diye aşk yoluna diye gittin o kupa onlusu orası değildi. Orası aslında tılsım onlusuydu diyor. Aşk bu aşk kupa kupa bu aşk diyor işte. Bu kupaların onlusu. Bu dokuzlusuymuş pardon tutmuşum. Onlusu budur aslında aşk evliliğidir. 21 numara değildir. 21 numara her kulun kendi başına kendi merkezine gelip kendi tamamlanmasıdır. Birliktelik tamamlanma o çubuk larla anlattım o spürtel bilgilendirmedeki işte o hani dedim ya dağın zirvesi iki çubukta tepedancak buluştuğunuzda işte o 21 numarayı herkes tek yürüyecek. O dağın zirvesinde Buluştuğunda işte asıl tamamlanma, asıl e, birliktelik işte bu değnek dörtlüsü evlilik vesaire nişan neyse ilişkinin bir üst aşamaya taşınması ondan sonra olacak diyor. Yoruldum bir nefesleneyim sevgili canlar. Tekrar devam edeceğim.